Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu videomuzda sizlere Arabistan coğrafyasının durumu hakkında bilgi vereceğiz. Arabistan malumunuz üzere son peygamberin doğduğu, büyüdüğü ve tebliğ halkasını genişlettiği bir yarımadadır. Bu yarımadanın özellikleri ne şekildedir? Allah Resulü nerelerde yaşamıştır ve nerelere gidip gelmiştir? Bunu anlamlandırmak adına Arap Yarımadası'nı genel hatlarıyla tanımamız gerektiğini ve coğrafyanın şartları hakkında malumat sahibi olmamız gerektiğini düşünmekteyiz arkadaşlar. Arabistan ilk önce bir yarımadadır. Tabi yarımada için kullanılan bazı tabirler var. Ceziretül Arap derler. Ama Ceziretül Arap tam olarak yarımadayı karşılamaz. Çünkü yarım Arapçada şibi kelimesiyle ifade edilir ve buraya Ceziretül Arap yerine şibi Ceziretül Arap demek daha doğru. Yani şekil üzerinde görecek olursak arkadaşlar burası yarımadadır. Bir adadan ziyade yani Ceziretül Arap dediğimizde Arap adası olarak anlaşılır. Ama şibi Ceziretül Arap dersek Arap yarımadasını ifade etmiş oluruz ama günlük kullanımda, günlük hayatta Ceziretül Arap tabiri kullanılır. Kasıt tabii ki bir yarımadadır. Yani tam bir adadan ziyade yarımadadır. Arap Yarımadası'nın coğrafi konumundan bahsedecek olursak, Arap Yarımadası batıda Bahrul Ahmer yani Kızıldeniz, doğuda Haliç ve Uman körfezleri, güneyde Bahrul Arap yani Arap Denizi veya diğer adıyla arkadaşlar Hint Okyanusu ki en geniş tabir budur. Kuzeyde de Suriye ile çevrelenmiş bir alandır. Üç tarafta deniz, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Uman ve Haliç körfezleri. Kuzeyde de aynı şekilde Suriye ile çevrelenen bir yarım adadır burası. Tabii bu haritanın Türkçesinden de gidecek olursak aynı harita Türkçe'de çevrildi. Daha net ifadelerle karşılaşabiliriz. Kızıldeniz batıda, güneyde Hint Okyanusu veya Uman Denizi de denilebilir. Uman Körfezi, Basra Körfezi ve kuzeyde de Suriye ile çevrelenmiş bir alan. Burası Türkiye'nin tam olarak 4 katı bir alandır. Türkiye 800 bin kilometre kareyken Arap Yarımadası 3.2 milyon kilometre karelik bir alana sahiptir. Yani Türkiye ile kıyas edecek olursak Türkiye'nin 4 katına yakın bir alana sahiptir burası. Tabii Arap Yarımadası denildiğinde aklımıza hep çöller geliyor. Çöl adası gibi düşünüyoruz burayı. Doğrudur bu tabir. Çünkü Arap Yarımadası'nın büyük çoğunluğu genelde çöldür. Ama her tarafı çöldür diyemeyiz. Her tarafı çöl olursa insanların burada yaşaması mümkün olmayacaktır. Burada belli başlı çöller var. Büyük çöller. Birincisi güneyde Rubul Hali çölü. Rubul Hali demek yani her şeyden azade, bomboş, ırak yerler demek ki Arap Yarımadası'nın en büyük ve en tehlikeli çöllerinden biri burasıdır. Hala keşfedilmeyen alanları var. Burası Rubul Hali zaten boş çöl demek, boş yer, metruk yer demek. Biraz yukarı doğru çıktığımızda, kuzeye doğru gittiğimizde Bahreyn'in ve Necid'in arasında Dehna çölü veya diğer adıyla Küçük Nefut çölü ve kuzeyde de Büyük Nefut çölü olmak üzere üç büyük çöl vardır. Bunun haricinde insan yaşamı için elverişli alanlar, mekanlar vardır. Vaha dediğimiz yeşil alanlar. Arap Yarımadası'nın en gelişmiş ve en bereketli yeri aslında Yemen'dir. Yemen'de alabildiğine büyük dağlar ve işte güneyden gelen muson rüzgarlarıyla yağmurlanan yamaçlar bulunmakta. Burada birçok bitki üretilmekte ve
Yemen halkını da tarihte zengin yapmış bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor burası. Arap Yarımadası coğrafi olarak birçok bölüme ayrılmış. Çünkü şöyle düşünelim, yani büyük bir parçayı öğrenmek her zaman zordur. Akıl bunu biraz idrakine varmada zorlanır. O yüzden akıl hemen parçaya ayırma yöntemi dener ve bu insani gerekçeden dolayı Arap Yarımadası birçok taksime tabi tutulmuştur. Herkes kendisine göre bir taksim yapmıştır. Velev ki Arap Yarımadası'nı işte daha önceden Taşlık Arap, Çöl Arabistan, Bahtiyar Arabistan gibi gruplara ayıranlar olmuş. Yani 3 ayıran, 5 ayıran, 6'ya ayıran farklı tasniflerle karşı karşıyayız. Ama günümüzde en çok kullanılan ve siyer kitaplarını şekillendiren tasnif şu şekilde. Güney Arabistan, bakın burası. Hatta şuradan bir kalemle göstereyim, daha iyi olur. Evet. Bakın şöyle, şurası Güney Arabistan, yukarısı Kuzey Arabistan ve ortası arkadaşlar Hicaz. Hicaz bölgesi. Bu şekilde bir tasniften bahsedilir. Bu tasnif yerli bir tasniftir. Yani çok doğru bir tasniftir. Çünkü yarımadayı kuzey, güney noktasında bir defa ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü hem yeryüzü şekilleri hem işte geçim kaynakları ve özellikle siyasi yapının çeşitliliği bakımından güney ve kuzey farklıdır. Bunları bir ayrı bir yere koymak gerekiyor. İslam peygamberinin doğduğu, yaşadığı ve hayatının hemen hemen hepsini geçirdiği alan ise Hicaz bölgesi olduğu için Hicaz'ı da ayrı bir yere koymak gerekiyor ki öyle yapılmış. Hicaz kelime manası itibariyle de bakın şuradaki Necit bölgesiyle buradaki Tihame bölgesini birbirinden ayıran yere. Mesela hacz etmek deriz ya, hacz et derken ne yapıyoruz? Birisinin malını bir başkasından ayırıyoruz. Yani sahibinden ayırıyoruz. Hicaz da yani benzer bir türdeş kelime. Ayıran demek. Buradan yani Necit bölgesiyle Tihame bölgesini ayırdığı için Hicaz diyoruz. Ki Hicaz'da önemli üç şehir vardır. İleride de değineceğiz. Mekke, Medine ve Taif. Mekke ile Medine arası 480 kilometre. Mekke ile Taif arası da 120 kilometre. Bu kilometreler bizim siyeri anlamamızda, siyeri algılamamızda ve siyeri hayatımıza geçirmemizde önemli kilometre taşlarıdır. Arap Yarımadası'nda genel olarak bu üç bölge önemlidir. Yani Güney Arabistan, Kuzey Arabistan ve ortası Hicaz şeklinde üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Ve siyeri de bu tasnife göre yapacağız. Tabii bu yaptığımız tasnif, üçlü tasnif, coğrafyaya göre yapılan tasnif. Bir de nüfusa göre yapılan tasnif var. Nüfusa göre Güney Arapları ve Kuzey Arapları şeklinde. Yani aşağıdakileri Güney Araplar, yukarıdakileri de Kuzey Araplar. İkili bir tasnif var nüfusta. Nüfusta niye böyle bir tasnif yapmışız? İleride nüfus kısmında belki değiniriz. Ama genel olarak coğrafi taksimde Güney Arabistan, Kuzey Arabistan ve Hicaz ayrımını çok kullanırız. Güney Arabistan'da kısaca da bahsetmek istiyorum. Güney Arabistan'da önemli şehirler var. Mesela Necran, Hristiyanlığın merkezi bir dönemde. Sana aynı şekilde. Ve aşağıda kurulan devletler var. Maense ve Himyar gibi kabile krallıkları, büyük krallıklar kurulmuş. En son krallık Himyar ve Kinde krallığı. Burası Arap Yarımadası'nın biraz farklı bir portresi, farklı bir türü. Yani biz Araplar hiç tarihte devlet kuramaz nazarıyla belki biliyoruz ama böyle değil. Araplar geçmişte devletlerini kurmuşlar, buralara yerleşmişler ve buralarda hüküm sürmüşler. Aynı şekilde kuzeydeki devletlerde mesela şurada Hire Devleti, şurada Gassaniler, Roma'ya bağlı, Roma'nın tamponu olan devletler söz konusu. Yani coğrafyayla Arapları bir yönüyle tanımak gerekiyor ve İslam'dan önce
bunlar ne yapmışlar? İlerleyen derslerde göreceğiz. Son olarak şu soruyu cevaplamakta fayda görüyoruz. Niçin Arabistan? Yani Allah Resulü niçin bu bölgeye gönderildi? Bakın, topografik haritada bakacak olursak, yani bir kısmı çöl, bereketsiz ve verimsiz gibi duran bir araziyle karşı karşıyayız. Zor bir arazi, yaşama noktasında sıkıntılı, kaynakların az olduğu, insan yaşamının belli şartlara bağlı olduğu bir arazi burası. O halde son peygamber niçin buraya gönderildi? Allah-u Teala son nebisini niçin bu bölgeye gönderdi gibi soruların cevaplarını da aramak gerekiyor belki. Evet, niçin Arabistan dersek, birinci cevap olarak yeryüzünün ilk mabedi buradadır. Biliyorsunuz, Kabe'deki ilk mabedin Hazreti Adem veya Hazreti İbrahim tarafından kurulduğu bir rivayeti var. Yani aslında birçok klasik kaynakta burayı ilk önce Kur'an'ın Hazreti Adem olduğu ifade edilir ve detaylı bir şekilde anlatılır. İşte cennetten indirildikten sonra Hazreti Adem Allah-u Teala'ya niyazda bulunuyor ve Allah-u Teala bir bağışlanma ve buluşma yeri olarak Kabe'yi öneriyor. Böyle bir anlatı var bizim kaynaklarımızda, ama işte bu anlatının cahiliye dönemine ait olduğunu, bunun doğru olmadığını iddia eden tarihçiler var. Ki aslında Kur'an'ın tabirinde yeryüzünün ilk evi olarak burası geçer yani. Burada bir sıkıntımız yok. Yani Kabe yeryüzünün ilk evidir. Ama banisi kimdir? Yapıcısı kimdir? Hazreti Adem midir? Hazreti İbrahim midir? Bunu tabii tartışmasına çok fazla girmeden biz böyle iddiaların olduğunu söylemekte fayda görüyoruz. Lakin yeryüzünün ilk mabedi burası olması hasebiyle son peygamber de burada neşet etmiş. İlk Resul'ün buluşma yeri olarak burası seçilmiş gözüküyor. Daha sonra Arap Yarımadası kıtasal olarak önemli bir yerdir. Yani birçok kıtaya bakın, Asya, Ön Asya dediğimiz burası ve işte Anadolu, daha sonra burada Akdeniz havzasına bağlantılı ve Mısır, Etiyopya gibi aşağıdan Avustralya, Hindistan, Çin, Pakistan gibi bölgelerle irtibatlı olan bir yer. Diyeceksiniz ki hocam, İslam'dan önce buralarla bir bağlantı var mıydı? Evet, vardı. Araplar denizcilikte bir hayli ilerlemişlerdi. Hatta Araplara bazı kaynaklarda işte denizlerin Fenikelisi denilir. Çünkü Araplar denizcilikte bir hayli ilerlemişlerdi. Dolayısıyla buralara gittiklerini biliyoruz. Zaten bunun karşılığını birçok arkeolojik kazıda görebiliriz. Bu tarihen de sabit bir husustur. Dolayısıyla yani Araplar, bizim aslında anlatılarımızda şöyle bir şey var. Yani Araplar çölde yaşardı, burası işte kapalı bir mekandı, zihinleri temizdi gibi bir algımız var, ama yani bu algı kısmen belki çöl bölgeler için doğru olabilir. Ama Araplar dünya ile entegre ve dünyanın birçok yerine giden, koloniler kuran, yani ticari koloniler kuran bir devletti. Dolayısıyla bulundukları bölgede öyle yani böyle dünya genelinde, dünya siyasetinde önemli bir yere sahip noktaydı. Dolayısıyla son peygamber buradan neşet etti. Yine bölgede yaşayan insanların kabile hayatı yaşaması bir avantaj olarak görülür. Çünkü kabile mantığı zor anlaşılması problemli bir yapı olarak karşımıza çıksa da bu yapının itaat kültürü ve yani olayları havale etme, olayları değerlendirme anlayışı aslında algılandığında ve onlar doğruya kanalize edildiğinde bir devlete dönüşmeleri çok kolay. Yani var olan bir devleti yıkmak ve yenisini inşa etmek yerine parçaları birleştirerek bir puzzle oluşturur gibi yeni bir yapı oluşturmak bazen daha kolay olabilir. Yine Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının, yani Arap Yarımadası'nın ticaret yolları üzerinde bulunması hem iç hem de dış ticareti canlandırmış. Burada bir kültürel miras oluşmuş. Yani aslında biz Arapları bu noktada da biraz eksik tanıyoruz. Lakin Arapların o son döneminde
kurulan panayırlardaki şiir gösterileri, özellikle hitabetler bir kültürün sonucudur, ortak kültürün sonucudur. Araplar tamam yani kendilerinden ürettikleri bazı ilimler, medeniyetleri ve fen anlayışı var ama dışarıdan aldıkları bir kültürel canlılık da var. Bu canlılığın bir sonucu olarak Arap Yarımadası gelişmiştir diyebiliriz. Yine Arap Yarımadası'nda Araplara özgü bazı özellikler var. Şiir ve hitabet sanatı. Bunun gelişmesi de yani belagatlı bir dil olan Kur'an'ın inmesi için uygun bir zemin oluşturmuştur. Bu zeminin üzerine Kur'an'ı inşa etmek ve Kur'an'ı ihya etmek daha kolay olmuştur. O yüzden son peygamber burada gelmiştir. Tabii bunun birçok sebebi sayılabilir. Yani biz belli başlı bir 5 madde saydık. Daha fazla madde sayılabilir. Ama Arap Yarımadası o dönemi itibariyle çok da verimsiz, kısır, kurak bir yerdir diyemeyiz. Ki derslerde veya işte ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Yani Arap Yarımadası aslında o gün dünya ticaretinin önemli merkezlerinden birisi ve bu merkezde birçok ürün de yani ihraç ediliyor. Yani kendileri üretiyorlar. Kendi ham maddelerini ürettikleri bazı şeyler var. Özellikle Yemen'de nasıl günümüzde kahve birinci sıradaysa o günde akgünlük ismi verilen bir bitki var. Buhur bitkisi. Bu Araplarda bir hayli gelişmiş. Onlara da inşallah ilerleyen videolarda değineceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.